Megamax'ten herkese merhaba. Bugün son zamanlarda estetiğin dozunu kaçırdığı, tanımakta güçlük çekiyoruz gibi haber başlıklarıyla gündem olan Ceylan'ın estetik geçmişini inceleyeceğiz. O bir zamanların küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı şimdi eski halinden eser bırakmadı. 80'li yıllarda şarkıcılık kariyerine başlayan ve küçük Ceylan olarak tanınan ünlü şarkıcı son haliyle adından bir hayli söz ettirdi. Ceylan'ı önce bir hatırlayabilmek için ilk halini ekranlara getirelim. Kimi konuştuğumuzu bilelim yani. Bu masum bakışları, düptüz kaşları, ince dudakları, düşük burun ucu ve dolgusuz, botoksuz, dupduru yüzüyle işte 80'li yılların küçük Ceylan'ı. Nereden bilebilirdik ki bu küçük Ceylan'ın büyüyüp estetik batağına düşeceğini, dolguların cazibesine kapılıp gideceğini nereden bilebilirdik? Şiir okuyormuş gibisi. Henüz 10 yaşındayken albüm çıkarıp hafızalara kazınan şarkıcımız gün geçtikçe başarılarına başarı eklemeye devam etmişti. Evet ama şimdi sıkı durun. Devir değişti arkadaşlar. Artık devir dolgu botoks yarışıdır. Kim yüzünü daha çok yukarı kaldırırsa o kazanacak. Şarkıcımız son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündemimizi oradan oraya savururken değişen yüzüyle beraber değişen saç stili ve tarzıyla da dikkat çekti. Hatta küçük Ceylanlıktan çıkmayı bırakın, zaten kadın artık kocaman oldu. Sadece Ceylanlıktan bile çıktı ve birçok ünlü isme benzetilmeye de devam ediyor. Plastik cerrahlarının sunduğu bütün imkanlardan faydalanan Ceylan'ın bu hali tabii ki her zamanki gibi sosyal medyayı ikiye böldü. Bir taraf çok beğendi, diğer taraf bu Ceylan değil sözleriyle şarkıcı Ceylan'ı eleştirdi. Gelelim Ceylan'ın yüz nakline, pardon değişimine. Ceylan'ı Ceylanlıktan çıkaran bu değişim. Ceylan ablam maşallah bütün tuşlara basmış. Yüzüne şöyle bir analiz yapacak olursak, telefonumdan eski haline bakacağım. Çünkü yüz analizi yapmam gerekiyor. Evet. Bu burada bir kalsın. Öncelikle tabii ki büyümenin, yaş ilerlemesinin büyük bir etkisi var. Ceylan'ın zaman geçtikçe yüz hatları daha da ortaya çıkmış ve oturmuş. Buna bir şey demiyorum. Ama şimdi bu değişime baktığımızda ilk şurası gözüme çarpıyor desem yalan olur. Çünkü kadın komple değiştiği için özellikle bak mesela burnunda bir değişim var diyemiyorum. Yüzüne baktığımızda tamamıyla değişik bir yüz hattıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yanakların tombişliği gitmiş, çene sivrileşmiş, kaşlar yukarı kaldırılmış, bir estetik operasyonla ya da kaş alma tekniği değişmiş. Bu yuvarlak tatlış gözlere değinmezsem tabii ki de olmaz. Bu yuvarlak zeytin gözler zeytinlikten çıkmış badem göze dönüşmüş. Bu da Ceylan'ın yüzünü yine aynı şekilde yukarı kaldırarak daha çekici bir görünüm elde etmesine fayda sağlamış. Ama bu yeter mi? Tabii ki de yetmez. Ceylan'ın tombiş yanaklarından sonra elmacık yanaklarında da bir botoks işlemi olduğunu düşünüyorum tam şuralarında. Yüzü eskiye göre o tombişlikten yanı sıra bir dolgu gibi bir şey gözüküyor yani bu yanaklarda elmacık kemiklerinde. Açıklayabilmişim durumu. Burun. Burun insanın yüzünü gerçekten çok değiştiriyor. Kendimden de biliyorum özellikle. Ceylan'ın eski düşük burnundan eser kalmamış, kavisli ve kalkık burnuyla şu an mutlu olduğunu düşünüyorum. Yani genel olarak kadın değişimi en zirvelerde yaşamış. Zaten bunu kendisi de farkında. Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor diyen Ceylan'ı bu koca yürekliliğinden dolayı tebrik ediyorum. Bravo. Kendisinin şarkı çıkardığında haber olmadığını, imaj değiştirdiğinde haber olduğunu söyleyen Ceylan'ın bu çok da umrunda değil gibi. Geçtiğimiz aylarda da Ceylan'ın yüzünü baştan yaratmış olması yetmezmiş gibi bir de kalça estetiği yaptırdığı iddia edildi. Ceylan buna katıldığı bir magazin programında açıklık getirerek yüzünde estetik olduğunu ama kalça estetiği olmadığını dile getirdi. Eskiden çok zayıf bir kadın olan Ceylan zamanla kilo almış ve vücudu şekillenmiş. Biz Ceylan'ın yalancısıyız vallahi. Bir de yüzüne yaptırdığı estetikleri yalan anlayıp yüzüm zamanla şekillendi de diyebilirdi diğer ünlülerimiz gibi. Buna da şükür diyoruz. Estetiklerini incelememizi istediğiniz isimleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.